Merhaba arkadaşlar. Bazen herhangi bir şey yapıyoruz, unutuyoruz, hata yapıyoruz ama bunun sonuçları çok güzel olabiliyor. Ben uzun süre demeyeyim, bir ay önce belki de işlerim çok yoğundu. Sıvı solucan gübresini erittim, yoğurt kovasının içine koydum. Dedim ki birkaç saat sonra gelirim alırım. Ondan sonra akşam oldu. Bir yerlere gittim geldim. Gelince bakmayı unuttum. Arkadaşlar ertesi günü öğle saatlerine kadar benim bu orkidem arkadaşlar sıvı solucan gübresi eritilmiş suyun içinde onun içinde çok uzun süre kaldı. Biraz kaygılandım. Acaba şey olabilir mi? Kök çürümesi olur mu diyerekten kaygılandım. Aldım çiçeğimi. Daha sonra bunu koydum. Bunu da yine unuttum arkadaşlar. Yine bir vesile oldu. Çok yoğun günlerimdi. Yine unuttum. Bu da uzun süre kaldı. Bakın burada iki tane dal, iki tane çiçek dalı vardı. İkisi de geçiyordu. Çiçeklerini dökmeye başlarken yanlardan dallar çıktı. Bakın buralarda yanlardan dallar ve bir sürü tomurcuk, bir sürü çiçek oldu. İki dal olan şeyim her tarafından dal oldu. Sanırım sıvı solucan gübresi arkadaşlar damarlarının en ince noktasına kadar emdi, aldı ve çok güçlendi. Ama bunda %100 emin değilim, bilmiyorum. Bunda yine çok güzel açtı ve yanından ikinci bir dal çıkardı arkadaşlar. Bakın, ikinci bir dalı yoktu bunun. Bu yeni çıktı. Ama ben şu şeyi fazla durmadı galiba. Bunların gerçekten sıvı solucan gübresinin içinde uzun süre kaldığı için mi diyerekten yeni bir deneme yapmak istedim. Yeniden dün sıvı akşam 12-1 arası gibi bir şeydi. Yeniden sıvı solucan gübresi erittim. Arkadaşlar bu çiçeği, bu şeyi orkidemi bunu suyun içine koydum. Akşam 12-1 arasında düşünün. Şu anda saat 5. Ezan yeni okundu. 5. 17 saat. 17 saattir benim sıvı solucan gübrem içinde orkidem duruyor. Nasıl bir sonuç verecek bilmiyorum arkadaşlar. Eğer orkideniz bir tane orkideniz varsa siz lütfen bir denemeyin. Ben bundan alacağım sonuçlarla size yeniden açıklama yaparım. Mümkünse o zaman siz öyle bir denemeyi yapın arkadaşlar. Çünkü kök çürümesi olabilir, bir şey olabilir. Ben riski göze aldım. Çünkü elimde iki tane daha beyaz orkidem var. Riske girebilirim. Eğer birçok orkideniz varsa, 5-10 tane beyaz orkideniz veya herhangi bir orkideniz varsa, sizler de riske girebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ama tekse, bence o riske girmeyin arkadaşlar. Benim en büyük şeyim, olasılık düşündüğüm yani bunlar. Yani bu sıvı solucan gübresi bunları çok iyi geliştirdi. Denemek istedim. Bir de şu orkidem var arkadaşlar. Büyük saksıya ektim ben bunu. Büyük saksı daha güzel olur mu diyerekten ektim. Ve hala gelişimini büyük bunlar gibi şey yapmadı. Daha önceki yıllarda bunlara bakım yaparken bunu da yaptığımda bu da eflatun olarak açmıştı. Ve çiçekli olan halleri var. Bu nedense yürümüyor. Şimdi ben bu sıvı solucan gübresini bu saksı bunu almıyor. Yani dibine kadar şey yapmıyor. Şimdi bunu büyük bir saksıya alacağım ve suyu solucan gübresini bunu da içine oturtturacağım. Bu nasıl sonuç verir onu da deneyeceğim arkadaşlar. Bir de kohleriya çiçeğimi bunu da akşam aldım yeniden. Bir başka şey sıvı solucan gübresini yoğurt kovasına koydum mutfakta. Bu çiçeğim mutfakta duruyor. Bunu da içine koydum. Sabaha kadar bu da kaldı. Kohleriyalarda nasıl bir sonuç verir bilmiyorum. Denemek istedim. Benim kohleriyam da çok olduğu için bu da terlik girse sorun olmaz arkadaşlar. Ama sıvı solucan gübresini ben normal olarak üzerinden veriyorum.
Bakın bu sıvı solucan gübresiyle gelişen bir şeyim. Kohleriyam. Çok güzel her tarafından çok güzel çiçeklerini açıyor. Maşallah. Şu kırmızı da öyle. Bakın her tarafından tomurcuğu var. Yeni yavrular durmadan yavru veriyorlar. Benim kohleri alıyorum. Arkadaşlar çok fazla yavru veriyor. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki hani bana kohleri gönder. Ayşegül Sarı arkadaşımıza gönderdim. Namiz'le beraber gittik, gönderdik. Ben hani alışkın değilim bunları böyle şey yapmaya, paketlemeye. İkisi de kurudu. Çok üzüldüm. Arkadaşımız da çok üzüldü. Ama bu tarafları yol düşerse gelirse ona kohleriye vereceğim arkadaşlar. Her zaman diyorum eğer Uşak'ta oturuyorsanız size kohleriye verebilirim. Hiç sorun değil. Ama işte gönder dediğiniz zaman sonuç kötü oluyor. Ben de üzülüyorum. Arkadaşımız da üzülüyor. Benim verdiğim sıvı solucan gübresi bu arkadaşlar. Bakın benim oğlum Allah razı olsun bana geçen yıl bunu gönderdi. Bir herhangi bir marka arkadaşlar. Bu sıvı solucan gübresi çok kaliteli. Ve kullanımı da işte normal olarak hemen daldırıp çıkarırsınız. Orada yeterli gıdayı almıyor belki de. Yani ben tam bilmiyorum. Orkideler konusunda yaşaya yaşaya öğreniyorum kendim. Deneyerekten öğreniyorum. Hata ile kaldığımda çok güzel geliştiler arkadaşlar. Ben de bunu bilerek yaptım. Bunlar hata ile oldu. Bu orkideyi bilerek uzun süre 17 saat falan neredeyse durdurdum. Şey olsun denemek için durdurdum arkadaşlar. Şeyi de kohlereyi de özellikle durdurdum. Bir de orkidelerimin yeri burası arkadaşlar. Bakın burası doğu penceresi. Orkideleri bu sehpanın üstünde duruyorlar. Güneşini, sabah güneşini, ışığını bol. Tam güneşin önünde değil. Burada sehpanın önündeler. Ve tül perde de arkadaşlar çekmiyorum. Özellikle tül perdeyi çekmiyorum. Çiçeklerim hepsi bol bol ışığını, güneşini alsın diyerekten gayet güzel şeylerini alıyorlar. Orkidelerim. Bazı arkadaşlarımız tül perdenin arkasına koyulmuş. Hayır arkadaşlar benimkiler tül perdeye falan koymuyorum. Gayet güzel burada. Direkt orada değil burada. Bakın biraz berisinde. Çok güzel gelişiyorlar. Işığı seviyorlar. Bol güneşi seviyorlar. Bir arkadaşımın kızı, Mihriban arkadaşımın kızı birkaç sene önce bana orkidelerini göstermişti. Evi kuzeye bakıyordu. Teyze benim orkidelerim açmıyor dedi. Belki şimdi güneş gören meyve taşındaysa onun orkideleri de belki de coşmuştur. Olmazsa ben ona söyleyeyim getirsin bana. Ben onları coşturayım bari. Şeyler konusunda orkideler konusunda oldukça tecrübem oldu. Yalnızca arkadaşlar orkidelerden keyfi alamıyorum. Onu bilmiyorum. Birkaç denemem oldu ama işte aloe verayı şuralara sürersiniz falan diye bir okudum. Olmadı. Belki önünden kesmek gerekiyor. Denerim, onu da deneriz arkadaşlar. Deneye deneye öğreniyoruz. Kohleriyalarda da solucan gübresinin çok iyi sonuç verdiğini hepimiz gördük. Benim dışarıdaki çiçeklerime. Şeyleri tavuk gübresi, kuş gübresini eritip arkadaşlar bir gün, 2 gün koyuyorum kovaya, büyük kocaman kovaya koyuyorum. Karıştırıyorum. Onu veriyorum ama orkidelere henüz onları hiç vermedim. Kohleriyalara verdim. Aşağıda kohleriyalar var. Onlara verdim. Küpelilere verdim. Sardunyalara, begonvillere arkadaşlar onu bol bol veriyorum. Sadece orkidelere vermedim. Tavuk gübresi çok güzel sonuç veriyor ama kesinlikle eriterek verin arkadaşlar. Eritmeden kesinlikle vermeyin. Eritmeden bahçenize atacaksanız bu yıl güz döneminde atarsınız. O kışı kar, kış yer. Ondan sonra o gübreler sizin bitkilerinize zarar vermez. Ama erittiğiniz zaman çok güzel sonuç veriyor. Hatta salatalıklara, biberlere. Bizim biberler çok geçtiktik. Sararmıştı. Geçenlerde ben erittiğim kuş gübresinden diplerine biraz verdim. Hemen arkasından sulamadık da birkaç gün sonra yağmur yağmıştı. Biberler yemyeşil oldular. O kadar kuş gübresi, tavuk gübresi o kadar etkili arkadaşlar. Sizler de vermek isterseniz, denemek isterseniz
Bekleyin. Bu orkide de iyi sonuç verirse arkadaşlar ondan sonra deneyin. Bir tanesini çoksa bir tanesini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bunu anlatmak istedim. Bir de Fadime arkadaşıma Naviz'den saklı şeyi verdim. Gıda boyası siparişi verdim. O da benim telefonum kapalıymış. Fadime Naviz aradı. Siparişini alayım mı şu fiyat diye. Tamam al dedim. Saklı bir iş yaptım. Ağzıma yüzüme bulaştı. Buna pembe ve kırmızı şey vermek istiyorum. Gıda boyası vermek istiyorum. Yarına belki de Allah izin verse şimdi gidip Fadime'den alacağım. Bir de onları deneyeceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gülay'ın çiçekleri arkadaşımız var. Diyor ki en büyük tedavi çiçek tedavi. Ona güzel, ona benzer bir şey söylüyor. Gerçekten çiçekler insanı tedavi ediyor. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dostlar abone olmayı da unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenin. Beğenin arkadaşlar. Beğenin ki daha çok izlenmelerimiz olsun. Biz de daha çok bilgilerimizi, tecrübelerimizi sizlere aktaralım. Allah'a emanet olun.